Vallahi kafelerin açılmasını bekliyoruz. Artık her yere doğru düzgün böyle gezmeyi, rahat rahat maskelerden kurtulmayı istiyoruz. Bütün kuralların kalkması gerekiyor, maske ve temizlik haricinde. Dışarıya çıkan insanlar her halükarda çıkıyor ama biz çıkamıyoruz bu sefer de. Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirlerinin 1 Haziran'da azaltılması planlanıyor. Bakalım Kayseri halkının 1 Haziran'dan beklentileri neler? Normalleşme döneminde inşallah işlerimiz açılacak. Çarşıda esnafız. Kapalı çarşıdayız. İşler durgun. İnşallah herkes aşılanacak ve herkes rahat bir nefes alacaktır bence. Yani benim düşüncem, temennim budur. Yani herkese Allah iyilik versin, çok zor durumlardayız. Vallahi şimdi düğün sezonunun açılacağını zannediyorum. Her yerin açılacak, özellikle turizm sektörü. Ki ülke şu anda çok büyük kayıplar yaşamakta. Ve 17 günlük kapanmada bizler de, biz esnaf olarak çok büyük kayıplar yaşadık. İnsanlarımızın gevşemeden kurallara, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup bunu daimi yapmalarını bekliyorum. Artık bunlar devamlı tekrarlanmadan sürekli bir normale geçmek benim beklentim yani. Evet. Bunun içinde halkın bilinçli olması lazım. İlle de çevresinden birilerinin hastalanması, çok sevdikleri birilerinin kaybetmeleri gerekmiyor. Bunun için artık kendi için, ailesi için, toplum için, insanlık için bir çaba içinde olması gerekiyor. Öncelikle bu normalleşme tüm halk için var. Hani bu kongreler düzenlememeli artık. Eğer ben bir bireysem herkes aynı haklara sahip olmalı. Ve kafeler falan, bizim de esnafımızın da para kazanmaya gerçekten ihtiyacı var. Zor bir dönemden geçiyor. Daha herkes dikkatli olmalı. İşte maskelerimiz her zaman yukarıda olmalı. Ya işte dirsekleri görüyoruz, işte dirseklere falan takılıyor. Ya onun haricinde tekrardan veya bizim maske başka ülkelere vermemiz yerine, ihraç vermelerimiz yerine kendi halkımıza dağıtılmalı. Ve esnaflara verilen paraların falan da eşit miktarda dağıtılmasın. İşte hiçbir çıkar gözetmeksizin, hiçbir parti özellikle gözetmeksizin insanlara verilmesi lazım. Yani bakıyoruz mesela, ya insanlara verdikleri paralar gerçekten haksız bir yere. Mesela insanların 2-3 evi var ama pandemi yardımına başvuruyorlar. Ama öteki yandan 6-7 tane çocuğu var ama diyor ki kardeşim bana çıkmıyor. Bunların bence düzeltilmesi lazım. Bilinçli olması lazım halkın da. Artık hani bazı şeyleri görünmesi lazım. Bir hakkın, bir hukukun bir insana göre değil de veya çıkarlar doğrultusunda değil de herkese aynı doğrultuda yapılması lazım diye düşünüyorum. Aslında çok bir şey beklemiyoruz. Artık eskisi gibi olalım. Artık maske olmasın. Sosyal mesafeyi yine koruyalım ama kafeler açılsın. Artık rahat rahat bir nefes almak istiyoruz. Yani böyle yemek yiyeceğimiz yerlerin açık olmasa daha iyi olur bizim için. Çünkü yani en azından yine yemeğimizi alıyoruz ama pahalar da yiyoruz. Aynı mantığa denk geliyor yani. Herhangi bir değişme olmamış oldu. Bir de cumartesi tabii insanlar dışarıya çıkamıyor, şey yapamıyor. 9'dan sonra da yasak olduğu için işten eve, evden işe gidiyoruz ve yani bizi kötü etkiliyor yani. En azından dışarıya çıkan insanlar her halükarda çıkıyor ama biz çıkamıyoruz bu sefer de. Öyle yani. Yani birçok yerin açık olmasını istiyoruz. Artık hani süreç bayağı uzadığı için insanlar sıkılıyor tabii ki de. Vallahi halkımız için olumlu kararlar çıkmasını istiyoruz. Tabii ki şu an için daha salgının geçtiğiyle net olarak bir şeyler yok ortada. İnşallah onunla ilgili net sonuçlar elde edilir ve 1 Haziran'da açılım başlar diye umuyorum. Vallahi ya, tedbirlerin devam etmesini istiyorum. Ben kalkmasından pek yana değilim. Çünkü sonuçları görüyoruz. Tedbirler uyuldukça vaka sayıları düşmekte. Bu da olumlu. Yani bu normalleşme sürecinin esnaflar için kolaylık ve daha çalışmaları için iyi sonuçlar bekliyoruz. Yani bu normalleşme, bu kapanma sürecinde en çok etkilenen esnaflarımız oldu. Bu normalleşme sürecinin esnaflarımızı biraz daha işlerinin açılması yönünde İyi sonuçlar bekliyoruz tabii ki. Yani genel olarak bütün kuralların kalkması gerekiyor, maske ve temizlik haricinde. Vallahi kafelerin açılmasını bekliyoruz. Artık her yere doğru düzgün böyle gezmeyi, rahat rahat maskelerden kurtulmayı istiyoruz. Hani dışarıda rahat hareket etmeyi, gezerken bile polislerin sürekli çevirmesinden rahatsız olduk. Ufacık şeyi bile çeviriyorlar.
Yani artık eski düzene, eski sisteme başlamamız daha iyi olur bence.